12. bölümden herkese selamlar. En son karakterimizle pazar kurmuştuk. Şöyle satılan itemleri görüyorsunuz. Yeşil kutumuz, yeşil gemlerimiz ve atak kağıdı satılmış. Toplam 20 M civarında bir paramız olmuş. Şimdi ben Altar 1'e gireceğim. Saat 6'ya geliyor. Drakiler, günlük quest falan yapacağım. Şöyle pazarımızı bozalım. BDV'yi kazandık. Bir adet yeşil kutu aldık. Günlük Dark Mithril görevini tamamladım. JR'ye az bir süre kaldı. Şöyle beraber verelim. Şimdi JR'yi bekleyeceğim. JR'ye 10 dakika var. Arkadaştan PM geldi şöyle. 8 GB'ye satılmış item. Şimdi payımızı almaya geldik. Nerede bizim arkadaş? Evet, burada. Bir GB'mizi alıyoruz bu şekilde. HP potumuz azalmıştı. Şöyle 200 tane alacağım. 100-100 verebiliyormuş arkadaş. 300K vereceğim. 600K paramız oraya gidecek. Akşam CR'sine girdik. Partide iki priest'imiz var. Biri CC, biri DB. Bir tane de mage'imiz var. Güzel parti. Bakalım PK'ya kalırsa veya sonuçlanınca ben size gösteririm. Deva'ya geldik. Rakip Deva'da. Şimdi PK dönecek, bakalım ne olacak. Skor 12'ye 1 oldu. Takım da haklı olarak zorlamaya gerek yok dedi. Bana kalsa bir tur daha inerdik ama büyük ihtimal kaybettik bu şekilde. Bir değişiklik olmazsa önce gösteririm. Bizim kral şu anda 9 bastı. Quest'i 9'a bastı. Kapuska'ya buradan selam olsun. Hayırlı olsun kralım. JR'den çıktık. Bir adet Green Gem, bir adet de Black Gem aldık. Şimdi geçip Drakiler'e başlayalım. Üç adet draki hakkımızı tamamladık. İlk hakkımızdan bir tane çitin, iki tane kırdırmalı kişisel, bir tane de VB attı. İkinci ve üçüncü hakkımızda drop alamadık. Olsun, en azından yine premium'suz bir şekilde VB aldık. Şöyle şu çitini de Sandres'e satalım. HP basalım. 9K. Üf, güzel para. Sabah şehresine girdi. Partiye gelen buffer birkaç kişiye buff atıp DC oldu. Buffer'ımız yok şu anda. Ben de buff alamadım. 7 kişiyiz. Bakalım sonuç ne olacak. 7 kişi Deva'ya geldik. Şu an rakip yok. Deva'yı kesmeye başlıyoruz. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as we'll
Jere çok çekişmeli geçti. Jere'yi kazandık 22-21. 1 adet Green Gem, 2 adet Silver Gem'imizi aldık. CZ Mob görevimizi tamamladık. Şöyle beraber teslim edelim. Kill görevlerimizi yapmaya çalışalım. Günlük 50 kill görevini de tamamladık CZ'de. Buradan 1 adet Old Draki Supply Box alıyoruz. Şimdi 15 kill görevini yapmaya çalışacağım. CZ'de şu NPC'den aldığımız 100 kill görevi var. Onu tamamladık şimdilik. Şöyle 50 milyon exp veriyor. Onu teslim edelim. BDV'ye 2 dakika kaldı. Kill görevim 2 tane kaldı. Tamamlayamadım. Onu BDV'den sonra tamamlayacağım artık. Şimdi BDV'ye giriyorum. BDV'yi kazandık. Yeşil kutuyla CZ'den görevden gelen Old Supply Box'ı bankaya bırakıyorum. Sonra CZ'ye geçip 2 tane kill görevim kalmıştı. Green Mitril. Onu tamamlayacağım. Ondan sonra Altar 3'e geçer. Pazar kurarız. Altar 3'e geldim. Quest görevini tamamlayamadım. 13 tane kestik. 15'e tamamlayamadım onu. Bitmiyor. Yani bayağı zorlandım. Çok uğraştık. Saatlerce gerek yok. Hatta yani mümkün oldukça daha gitmemeye çalışacağım bu görevi yapmaya. Giderim mob görevini yaparım. Devamını getirmem. Şimdi pazar kuracağım. Görevler sıfırlanana kadar, akşam 6'ya kadar karakter pazarda duracak. Pazarı kurarken göstereceğim şimdi. Pazarı kurdum. Fiyatlarımız bu şekilde. Başlatıyorum. Uzun bir süre pazarda duracak. Akşam 6 gibi falan bozarım diyordum da. Büyük ihtimal akşam da pazarda bırakacağım. JR'ye kadar bırakırım. Bakalım gelince itemlerimiz satılmış olacak. Pazarda yeşil kutularımız, yeşil gemlerimiz ve black gemlerimiz satıldı. 129M 600K paramız oldu. Bir arkadaşımız seriyi beğenmiş. Selam söylüyor. Kendisine buradan selam söylüyoruz. Hardodo arkadaşımıza. Altar 3'teyim. Altar 1'e girmeyeceğim. Burada FT'ye girmeye çalışacağım girebilirsem. Giremezsem JR'ye de burada deneyeceğim. Şimdi pazarı bozuyorum. Uzun zaman sonra FT'ye girmeyi başardık. Bakalım tamamlayabilecek miyiz FT'yi? Şaytan'da düşürdük. Yeşil kutumuzu ve coin'imizi aldık. Şimdi hemen JR'ye geçelim. JR'den çıktık. 2 tane silver gem, 1 tane green gemle ayrıldık JR'den. Pazarı şöyle oluşturdum. Bankadaki gemleri falan da aldım. Şöyle hepsi satılırsa 33M vergi düşünce 32M falan para gelir. Yani yaklaşık 160M civarında bir paramız olur satılırsa. Pazarı başlatıyorum. Bu arada premium almaya karar verdim. Gelen yorumlar, 11. bölüme gelen yorumları okuyorum. Yani item falan daha sonradan da yapılır. Günlük Draki girdiğimiz için premium olması iyi oluyor bizim için. Hem de RPR masrafımız düşer. Sattığımız çöplerin değeri artar. Oyuna giriş çıkışta daha rahat ederiz. İşte mesela Altar 1'de FT'ye giremiyoruz. Altar 3'te bugün çok rahat girdik. Altar 3'te de JR'ye girmesi kötü oluyor. O yüzden Altar 3'te FT'den sonra direkt Altar 1'e geçme ihtimalimiz falan olur. Bizim için yani premium, gold premium mantıklı. Hem de bonus cache'leri falan da var. Bakalım şu anda 24 TL civarında sitenin alış fiyatı 10M'yi. 2000 cash için benim yani 180-190M civarında bir ya da 170 kurtar mı bilmiyorum. Ben onu hesaplarım. 170 ile 190 arası bir şey satmam lazım site. Pazar satılınca zaten 160M civarında oluyor. Bunları buya da atsam hemen hemen o fiyat oluyor. Çok bir fark yok buydan. Mesela şu 4.1 ben 4.3'ten koyuyorum. Şu mesela 950-989'dan koyuyorum. O tarz yani fiyatlar. 1.175 mesela bunun fiyatı. Bu fiyatı. Yani premium'a 20-30M'lik bir mesafe kaldı aramızda premium'la. Bu bölüm çekemesem bile premium'u çekmeye çalışacağım. Çekemesem bile bir sonraki bölüm gold pre almaya çalışacağım. Onun da bilgisini size vermek istedim. Sabah JR'sine gelmek için uyandım. Bugün perşembe sabahı. Çarşambayı perşembeye bağlayan gün sabah 4'te res oluyordu, onu unutmuşum. Satılan itemlerimizi görüyorsunuz. Silver gemler, yeşil kutu, silver gem ve old supply box'ımız satılmış. 155'en paramız olmuş. Yeni page geldi. Altar 1'e geldim. Bir tane X klan buldum. X klan bulamıyoruz bu ara. Çok zor. %25 X bonus olan klanı anca buldum. Klan bulamıyorum. Bu X bonusla Draki'lere gireceğim şimdi. Draki'lerde bir drop alırsam size gösteririm. Yeni gelen page'de kutuları şu şekilde daha büyütmüşler. Farklı bir görünüm kazandırmışlar. Bu görüntü de güzel. Düşük kalitede oynayan arkadaşlar büyük ihtimal bu görüntüde seçemiyordu kutuları. Böyle büyük olması onların da işine gelmiş olur. Daha rahat olur. Bütün güncellemeleri bu şekilde düşünemiyorum tabi. Bazı güncellemeler oyunun o nostaljik yapısını bozuyor. Ama düşündüğümüzde genel olarak güncellemeler olmazsa, 20 yıl boyunca bir oyun aynı kalsa, hiçbir değişiklik olmazsa insanlar da sıkılır sonuçta. Oyunun sürekli kendini yenileyebilmesi lazım ki oyunda oynansın. 3 adet Draki hakkımızı tamamladık. Hiçbir drop'umuz yok. Kırdırmalık shell bile vermedi. Çitin bile vermedi MP basalı. Şöyle görevleri teslim ediyorum.
Brahman'da parti kuruluyormuş. Oraya geçeceğim. XSC bitmesine 50 dakika var. Zaten BDV'de 40 dakika falan var. Tıkladıktan sonraki süreyle beraber. O süreyi boş geçirmeyeceğim. Brahman'da partiye gidiyorum. Brahman slotuna geldim. Slota girdim. Yüzdemiz 11. Zaten 40 dakikada en fazla 12 yaparız. BDV'ye kadar buradayım. Yüzdemiz 11.73 oldu. Çok kasamadık. Şöyle partiden çıkıyorum. Quest parti varmış. BDV'ye tıkladım. 9 dakikada onu halledebilirsem. Şimdi onu halledeceğim. BDV'ye 1 dakika kaldı. Quest'i de aradan çıkartmış olduk. Şöyle teslim ettim. Bununla birlikte %12 olduk. Dark Meter fragmentimiz de 32 tane oldu. BDV'de rakip çok sağlam gelmedi. Yani sayı alamadılar pek. O yüzden gösterecek pek sahne yok. Yeşil kutumuzu aldık. Güzel de X verdi. 10 milyon civarında X verdi. 540 skorla bitirdik. X kağıdımızı da aldık. X kasarken bu işimizi görür zaten. Tekrardan Brahman'a geldim. Şöyle X kağıdını basıyorum. 2 saat buradayım artık. Saat 5 oldu. 1.30'dan beri buradayım. Yaklaşık 3.5 saattir falan kasıyorum. XPC bittikten sonra 1.5 saat daha devam ettim. Yoruldum. 6'ya da görevler sıfırlanana kadar 1 saat süre var. Dinleneceğim o arada. Yüzdem 15 oldu. Bir tane de çöp geldi. Bir de şu Magic Tool'u zaten göstermiştim düştüğü anı kayıtlarda. Bu Magic kağıdını satmayacağım satıcıya şu anda. Premium olmadığı için. Yakında Gold Pire almayı düşündüğüm için bunu o zaman satarız. Saat 6.08 geçiyor. Hemen görevi yaptık. 6'da alıp şöyle teslim edelim. Dark Meter'imizi alalım. Hemen 7'deki BDV'ye kadar 2 tane veya 3 tane tamamlayabilmemi bilmiyorum da Draki hakkımı tamamlamak istiyorum. Hemen Drakilere geçiyorum. Draki için sıra beklerken şöyle Antares Hide falan bakıyordum. Dolanıyordum, bir arkadaşla karşılaştım. Videoya selam söyledi. Ona da buradan selam olsun diye. İyi dilekler için teşekkür ederiz. Draki çok sıra saydığı için ilk hakkımdan sonra CZ'ye geldim. Dünden kalan 2 kili tamamladım. Şöyle onu teslim ediyorum. Şimdi BDV gelecek zaten. BDV'ye gireceğiz. BDV'yi kazandık. Bir adet iş aldık. Şimdi Drakilere devam edeceğim. Üç adet Draki hakkımızı tamamladık. Üç tane şelimiz var. Böyle görevleri teslim edelim. Bu shell'lere kırdırmalık shell diyorum sürekli ama şu Warrior ve Rogue olanlar para ediyor yani. Normalde şöyle diyeyim. Bunların RT7'si Rogue'ler 30M civarında, 30-35M. Warrior'lar da 50M civarında, hatta 45-50 o arada pazarda satılıyor RT7'lere. Şöyle düşünüyorum ben. VB'nin RT7'si 20M, RT1'i 2M ediyor. RT7'si 50M olan iteminde en az 3M falan etmesi lazım tabii. Ama burada şöyle bir şey var. Bu boost'la basılıyor. O middle class kağıtla basılıyor. Bunlar high class. O yüzden herhalde biraz para etmiyor ama bunları saklıyorum. Belki basabiliriz bir sonraki bölümde falan veya başka bir zaman. Upgrade scroll'u +5'e atarız. Geçerse bunları +6'ya deneriz. Şimdi bakalım expert'ı arayacağım. Bulamazsam CZ'ye geçeceğim. Estant'a geldim. Boro görevimiz var. 80 levelde boro açılıyor biliyorsun. Boro parti buldum. Şimdi görevleri tamamlayacağım. En azından bunlar da aradan çıkmış olur. X kağıdı da varken burası biraz da güzel X veriyor. Şöyle bakalım kaç K X veriyor. 132K güzel. Brahman'da 30K alıyor. Buranın küsuratı kadar. Görev bitince ben size gösteririm. Boro görevini tamamladık. Şöyle teslim edelim. %22.65 oldu. İkincisini yapmayacağız. Arkadaşların ikincisiymiş zaten. Şimdi baloğa geçecekler onlar. Ben de XTC olduğu için onlarla takılacağım biraz. Balrog kesmeye gelmiştim arkadaşlarla. Bu saldım slottan. Şanslıyız bugün. Tabi Drakiler de şansımız iyi gitmedi ama burada iyi. Çöpler de güzel yani. Güzel çöp atıyor. Bir tane de +3 FP gelmişti. Bu Boro'dan gelmişti. Bunu satıcıya satmayacağım. Bunu upgrade ederim. Bankaya kaldırırım. Şunları satarım zaten. JR kısa bir süre kaldı. Boro, Balrog ve Auf görevlerini yaptık. Şimdi JR bekleyeceğim. JR'de görüşürüz arkadaşlar. JR'ye 20 dakika var. İkinci Boro partiyi topladım. İkinci görev için. Şöyle başladık. Yetiştirebilirsek tamamlayacağız. Öyle JR'ye gireceğim. Yetiştiririz büyük ihtimal.
JR'ye 5 dakika kaldı. İkinci boru görevini de tamamladık. JR'ye girerken kamp bir çok kalabalık oluyor. Bir sürü insan oluyor. Tıklaması falan zor oluyor. Bilgisayar kasıyor. O yüzden bunlarla uğraşmamak için şöyle kamp 2'den de sonuçta aynı JR'ye giriyoruz. Kamp 2'ye geldiğinizde daha az insan var. Burada kamp 2'den tıklarsanız daha rahat girebilirsiniz. Bunu söylemek için kaydı açtım. Ben buradan tıklıyorum. Sizin de haberiniz olsun. Zaten biliyordur birçoğunuz da. Bilmeyenler için söyledim. JR'ye tıkladıktan sonra I Love Night Online sembolüm bitmişti. Onu almaya geldim. Yeni patch'te, yeni gelen güncellemede bunun süresini tekrardan 4 saate düşürdüler. 24 saatten. Haberiniz olsun bilmeyenler için. Arkadaşlar 8 dakikada devaya geldik. Hızlı geliyor takım. 2 tane de yeşil gem geldi buraya kadar. Devada boş. Bakalım. Rakip gelmeden keseriz inşallah. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Rakip ikinci kez inmedi. Skor 5-0. 20 saniye kaldı zaten. Bu şekilde kazandık JR'yi de. 2 silver gem, 2 de green gem kazandık. Altar 3'e geldim pazar kurmaya. Şöyle bankamdan gemleri, kutuları falan aldım. 12'ye tamamlamak için sayı, MP renkleri falan da şöyle koydum. Pazarım bu şekilde. Pazarı başlatıyorum. Sabah yarısına kadar pazar açık kalacak DCMS'i. Bakalım gelince itemler satılacak mı? Gece oyuna rest gelmiş. Şuradan görüyorsunuz. 5 dakikadan aşağı doğru saymış. Satılan itemler de burada görünüyor. MD, Silver Gem, Black Gem, Green Gem, VB, Yeşil Kutu. Satılan itemler burada. Sadece gem olarak 3 tane green gem kalmış. Geriye zaten satılan itemlerin çoğu satılmış. 171.500k paramız olmuş. Durum bu şekilde. Güzel paramız oldu. Premium'a çok az kaldı. Ben şimdi tekrardan oyuna gireceğim. JR beklerken Antares var mı diye bakayım dedim. Bu da Antares'i gördüm. Canı da yaralanmış. Birisi vurmuş herhalde. Her zamanki gibi boş çıktı. Deva'ya geldik. Rakip Deva'yı kesiyor şu anda. Hemen bir buff'ları tazeleyeceğiz. Evet, rakip durmadı. Deva'ya devam ediyor. SV de atmadılar. Ben de geç kaldım KS'ye gitmek için. Adamlar da hep mageyim. Bakalım, inşallah bizimkiler KS atmıştır. İçeriden de bir tane Black Gem aldık sadece. Evet, KS atmış arkadaşlar. Bir tane Silver Gem'imizi aldık. Güzel oldu bu. CZ'deki günlük takmitil fragment görevini de tamamladık. 10 milyon X'de buradan alıyoruz. Şöyle teslim ediyorum. %29 olduk. Bugün biraz işlerim var. O yüzden karakteri şöyle pazara getirdim. Çok da satılacak bir şey yok üstünde. Pazarı şöyle başlatıyorum. Rest geldiği için Altar 2'ye rahat girebildim. Bugün Altar 2'de kurduk pazarı. Genelde ben Altar 2'nin pazarını sevmem. Çok kalabalık ama hiç yürüyen kimse yok. O yüzden item pek çekinmiyor. Ama bakalım satılacak mı satılmayacak mı. Satılmazsa öğlen 1 BDV'sinden sonra Altar 3'e geçerim. Orada pazar kurarım. Öğlenki BDV'ye girmedim. Şöyle pazarda sadece Silver Gem satıldı. Dediğim gibi Altar 2'nin pazarı çok kalabalık ama pazarda gezen kimse yok. Yani hareketli değil. Şimdi Altar 1'e geçeceğim. Saat 6'ya geldiği için. Günlük görevler falan sıfırlandı. Silver Gem satılınca 180M paramız oldu. 180M para premium almaya yeterse eğer bugün premium alırız. Ama hiç araştırma yapmadım. Hangi sitede ne kadar alıyor, ne kadar cash satıyor falan. Onları oturup şöyle bir araştırmam lazım. Bir 20'ye yakın da site var. Şöyle en uygun olanı bulmam lazım. En azından ilk bilinen 10 siteye bakarım. Ben bakınca size haber veririm. Önce şu günlük yapacağımız işleri aradan çıkartalım. Altar 1'e geldim. X-Clan buldum. Drakillere girmeye başladım. İlk drop'umuz da kırdırmalık şel. İlk draki hakkımızdan sonra BDV az bir süre kalmıştı. İkinciyi sırasını beklemeye vaktim yoktu. Günlük quest'i yapmaya geldim. Ama görevi almamışım. Nasıl yaptık? Allah Allah. Ben görevi tekrardan yapayım hemen. Görevi almayı unutmuşum. Ve bittiğinde fark ettim şu anda. Tekrardan yapınca görüşürüz. Evet, bu sefer bitirdik görevi. BDV'ye de yetiştik. Ladık BDV'ye. Siz benim gibi yapmayın. Görevi önden alın. Kez yapmayın. Bakalım, BDV'den kesit göstermeyi düşünmüyorum. Çok güzel bir BDV olmazsa. BDV'den sonra görüşürüz. BDV'yi kaybettiğimde Draki'de kalan iki hakkımıza devam edeceğiz. Üç adet draki hakkımız bitti. Bir tane VB. 4 tane de kırdırmalık şelimiz var.
Güzel droplar. Bu akşam FT ve JR'e girmeyeceğim. Şimdilik çıkıyorum oyuna. Bu akşam biraz işim var dışarıda. Yarın herhalde sabah JR'sinde görüşürüz. Sabah JR'sinden hepinize selamlar dostlar. Partimizde bir tane JC, bir tane DB, bir tane Mage. Bence gelebilecek en güzel şekilde geldi. Tabi Mage ağırlıklı parti de yoruyor. Ben size sonucu gösteririm arkadaşlar. Skor 13'e 1 oldu. Bir tane arkadaş DC yedi. Çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Kazandık sayılır. Daha ineceklerini de zannetmiyorum rakibi. Bakalım ne olacak. Moblardan da bir tane Blue Gem geldi. Blue Gem gelmesi iyi oluyor. Diğerleri bir Mage civarında. Yeşil Black. Bu 1.5 mu? JR'den çıktık. 2 adet Silver Gem, 1 adet Blue Gem aldık. JR'nin gitmesi için süreyi beklerken partideki arkadaşlarla güzel muhabbet ettik. Hepsinin eline sağlık. Teşekkür ediyorum buradan. Altar 3'teyim. Pazar kurdum. Fiyatları şöyle hızlıca göstereyim. Pazarı başlatıyorum. Gelince bakalım nelerimiz satılmış olacak. BDV geldi. Pazar için bozuyorum. Şöyle tıkladım BDV'ye. Pazar bozuldu. Satılan itemlerimiz görünüyor. Silver Gem, Black Gem ve bir tane Old Dagger'ımız satılmış. Neredeyse 190 en paramız olmuş. BDV'de çok ekstrem bir şey olmazsa yine göstermem. BDV'den sonra görüşürüz. BDV'den çıktık. BDV'yi kaybettik. Sadece X kağıdı aldım. 5 milyon da X aldık. Premium almak için siteleri araştırdım. Not aldım bayağı bir. En son 2 siteye kadar düşürdüm. Tanesinden şimdi almayı düşünüyorum. 180M satacağım. Gold Premium alacağım karşılığında. Siteler arasında bayağı farklar var. Yani şöyle söyleyeyim size. Gold Pre'de mesela bir site satıyor 450 liraya, bir site satıyor 430 liraya. 20-30 lira farklar olan durumlar var. O yüzden bayağı bakmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi sponsorum olmadığı için isim vermeyeceğim. Ama siz de satın alırken araştırın. 180M karşılığında 2000 kez çektim. Şöyle görüyorsunuz. 2390 görünüyor burada. Oyunu yüklediğimde trade açmak için 400 kez çekmiştim. Onu da kullanmamıştık. Onu da 2 kez doğrulama yaptığım için 5 değil 10 endpoint gitti. Şimdi Gold Pre alacağız. Şöyle arayalım Gold Pre'yi. Evet. Şöyle tıklıyorum. Buy'ı tıklıyorum. Buy'u al diyorum. Karakter DC oldu. Şimdi tekrardan ben gireyim. 30 günlük Gold Pre'mize başlayalım. Serimizde yeni bir serüvene başlıyoruz artık. Daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Oyuna girdik. Mektup geldi. Serinamızı alıyoruz hemen. Şöyle süresi başlasın. 30 günlük Gold Pre'miz yüklendi. Süper. Altar 2'ye girdim. Yani girilmiyor normalde Altar 2'ye premiumsuz. Premium varken dedim şöyle gireyim. Tıkladım şöyle kod sormadı. Dedim premiumlar yani iyiler dedim. Artık oyunda da kod gelmez. Rahat rahat takılırız. Güzel oldu. Draki'de BB droplarımız artacak. Her türlü item drop artacak zaten. RPR paramız falan azalacak. 9M paramız kaldı. 9M 600K. Gemlerimiz falan da var biraz. Pot paramız da var. Potumuz da var gerçi biraz bankada. Güzel. Her bölümü pazar kurarak bitiriyordum. Bu bölümü pazar kurarak değil. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Gold premizi aldık. Artık güzel farmlar atarız. Güzel, daha güzel ilerler yani seri. Sevindim yani ben açıkçası Gold Pre aldığım için. Zaten birkaç arkadaş da Gold Pre almamı söylemişti bana. Bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Fikirleriniz varsa onları da yazın. Şu itemi alabilirsin, şu takıyı alabilirsin diye. Bilmeyenler için şöyle itemlerimi göstereyim. Yani takı almamız veya kıyafet almamız lazım artık veya silah değiştirmemiz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.